Herkese merhaba. Bugün yine pratik ve şahane bir tarifim var. Vişneli çikolatalı kek yapacağım. Siz de benim gibi keki çok seviyorsanız size harika bir tarif var bugün. Hadi gelin bakalım neler yapıyoruz, hangi malzemeleri kullanıyoruz. Yoğurt kullanacağım bu tarifte, şeker, zeytinyağı, damla çikolata, elbette ki yumurta, un, kabartma tozu kullanacağım, vanilya ve birazcık da nişasta kullanacağım. Vişnelerim derin dondurucuda, burada bir püf noktası vermek istiyorum. Özellikle buzlu kullanacağım vişnelerimi ki pişerken içinde sulanma yapmasın diye. Şimdi yumurtayla şekeri iyi çırparak başlıyoruz. 4 adet yumurta kırıyorum ben bu tarife. Sırasıyla gideceğiz. Sırası çok önemli. Özellikle yumurtalarınızın da oda ısısında olmasına dikkat edin. Ama tabii ki böyle çok da fazla oda ısısında bekletmeyin. Şekeri de ekliyorum. Tabii ki şeker oranını biraz azalttım. Çünkü damla çikolatadan gelecek bir şeker de var. Ama vişnenin ekşiliğiyle de dengeleyeceğiz. Evet, istediğim kabarmayı elde ettim. Yumurtalar birazcık kabardı ve içindeki şeker de eridi. Sıra geldi sıvılara. Yoğurt ve zeytinyağı ekliyorum. Pratik, çok pratik bir tarif. Benim en sevdiğim tariflerden. Zeytinyağını da ekliyorum. Ve tekrar çırpmaya başlıyorum. Bundan sonra çok uzun çırpmalar yapmayacağım. Süt ve yoğurt da çırpıldı. Şimdi sıra geldi una. Unu kontrollü bir şekilde koyacağım. Ve arada kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyeceğim. Yani ilk önce sıvıları çırptık. Şimdi kuru malzemelere geçtik. Ununuzu mutlaka eleyin. Ben kullanmadan önce eledim ki ununuzu havalandırmış olun. Şimdi kontrollü bir şekilde koymaya devam ediyorum. Unun yarısını ekledim. Sıra geldi kabartma tozu ve vanilya yağı. Onları da ekleyeyim. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu yeterli olacak. Çünkü ne yaptık? İlk başta yumurta ve şekeri çırptığımız için zaten kabarmayı orada sağladık. Her zaman meyveli tatlılarda un oranını birazcık arttırmamız gerekiyor ki meyvenin suyunu da hesaplamamız gerekiyor. O yüzden buraya vişne koyacağım için diğer ölçülerden birazcık daha sert bir kek hamuru elde etmek istedim. Daha sonra böyle bir spatulayla kekinizi katlama yöntemiyle havalandırarak devam edin ki o kabarmayı tekrar yakalayalım. Hem de içindeki hava kabarcıklarını alalım. Şimdi bu esnada damla çikolatalarımı ekliyorum. Vişnelerimi içine katmayacağım şu anda. Damla çikolatalarını da biraz karıştırıp yine çok fazla karıştırmayacağım. Şimdi kalıbımı tereyağı alıyorum ve en son üstüne vişneleri dökeceğim. Şimdi vişneleri koyacağım ama vişneleri koymadan önce bir işlem uygulayacağım. Buzluktan çıkarttım. Birazcık nişastayla onların çevresini saracağım. O suyunu tamamen bırakmaması için yapacağım. Ve şurada şöyle açacağım. Şöyle üstüne atacağım. Pişerken onun içine girecekler ve çikolatalar içinde eriyecek. Çok lezzetli bir kek olacak. Şimdi 180 derece fırına bu şahane kek giriyor. Şimdi bakalım nasıl güzel kokacak eviniz.
Şahane. Vişnenin verdiği hafif ıslaklık arkadan gelen çikolata tadı. Bence denemeye değer. Siz de yapın, afiyetle sevdiklerinizle paylaşın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.